Sabah saat 10 ve bugünkü ilk etapımız berber. Gelin bir bakalım içeride neler oluyor. Heyecanlı mısın bugün? Heyecanlıyım. Heyecanı nasıl bastırmayı düşünüyorsun? Bilmiyorum ama arkadaşlarım yanında olduktan sonra yani heyecan kalmaz bence. Nasıl buluyorsun gelin adayını? Nasıl bir kızdır? Yengemiz tabii ki çok tatlı, hanımcık, çıtı pıtı. Daha ne diyeyim, çok iyi. Hamaratlı mıdır? Hamaratlığını vallahi ben görmedim daha. Daha görmedin? Sen gördün mü? Ben de görmedim valla. Hiçbir şey yapmadı mı daha yemek? Yo, bazen böyle yapıyor ama arada sırada. Hadi bu kardeşimiz kuzen. Sen kardeşisin. Sen demez mi yenge? Tamam, evde değilim ki ben, çok geziyorum ya ondan. Ha doğru. Hiç görmüyorum. Ehliyetlisin ondan değil mi? Öyle ondan. Yani görmüyorsun ya. Ama gelin adayından tabii ki muhabbetin olmuştur şimdiye kadar. Oldu. Ne diyor damat adayı için? Ne diyor abin için? Neyi beğeniyor en çok? Ya, küçük kardeşini beğeniyor işte. Ama en çok da gözlerini sevmiş. En çok gözlerini sevmiş. Ben Ata Bremerhaven'den geliyorum. Bremerhaven'dan geliyorsun. Kaç kilometre Bremerhaven buraya? Yaklaşık 500. Oo, damat bey için 500 kilometre yol teptin, buraya geldin. Neye oluyorsun? Muhakkak akrabasındır. Akrabayız, kuzeniz sayılırım. Normal arkadaş olsa gelmez mi acaba? Hayır, Cem için Türkiye'den de gelirdim yani. Kennst du Halay? Türkischen Folklore-Tanz? Klar, aber habe ich noch nicht gemacht. Noch nicht? Ausprobiert auch nicht? Noch nicht. Okay, dann sehen wir uns heute Abend. Ja, du und ich zusammen. Ben Barış. 22-23 yaşındayım. 22-23 yaşındayım. 23 yaşındayım. Bremerhaven'deyim arkadaşlar gibi. Hani çok saygılı, çok yani ne diyeceğini bilen insan. Yani çok severim, çok sayarım. Kendisi müzisyen, biliyor muydun? Evet, biliyorum. Dinliyor musun şarkılarını? Evet, dinlerim. Nasıl buluyorsun yorumunu, kendi söyleyiş tarzını? Ya, bence her şey süper, çok güzel de saz çalar. Yani sesi de gerçekten güzel. Fırça gibi saçı var değil mi? Biraz. Bakayım nasıl form veriyorsun buna? Neyle form veriyorsun? Saça bak, saça. Saça bak, aman elim de baktı. Allah cezanı vermesin. Ne güzel saçın var böyle. Teşekkür ederim. Kalındır bayağı. Değil mi? İstediğin şekilde de form verebiliyorsun ha. Kıskandım seni. Ben de öyle bir saç. Yok, kıskanmana gerek yok. Sen de güzel bir şey. Hadi yeme beni. Şimdi damadı nasıl buluyorsun? Damat adayımızı daha doğrusu. Damat adayı bizim arkadaş. Nereden arkadaş? Ya, Frankfurt'tan geliyor. Biz de Bremerhaven'dan buraya geldik. Arkadaşımızı desteklemek için. Ne gibi destek vermeyi düşünüyorsun bugün? Mental ve... Kendisi orada iyi hissetsin diye salonda. Neyi daha iyi dans edersin? Halay mı, kol bastı mı? Halayı. Halayı. O zaman akşama seni takip ediyorum. Halayı da görmek istiyorum. Tamam. Dario, bist du heute zum ersten Mal auf einer türkischen Verlobung? Ja, das erste Mal. Und woher kennst du den Cem? Cem heißt unser Kandidat. Ich kenne ihn von Ata, auch ein Freund von mir, und ich habe ihn das erste Mal gesehen in Bremerhaven und jetzt bin ich auch das erste Mal hier in Frankfurt. Ach so, du kommst aus Bremerhaven? Dann sage ich willkommen und viel Spaß heute Abend noch. Ja, danke, vielen Dank. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Sağ ol. Bugünlük ben senin berberin olacağım, ne dersin? İyi fikir. Tamam, oldu, hemen saçları keselim. Bir makas alayım arkadaşlar. Makas ben çok iyi bilirim. Ay, böyle kesiliyor. Böyle. Şimdi usta, tam nereden başlayayım? Ortadan dalayım mı? Hiç kesmesen olmaz mı? Olmaz. Ben Meryem Aslantaş, damadın annesiyim. Böyle saçlarınız da çok süper olmuş, hazır olmuş ve hazır oldu, bekliyorsunuz. Teşekkür ederim, evet. Kaç saat sürdü bu saç? Sabah 6.30'dan beri buradayız. Oo, stresli misin şu an? Haliyle tabii. Gideyim mi? Siz bilirsiniz. Dövmezsin değil mi şimdi? Yok. Fazla soru sormayacağım, yormayacağım seni. Tamam. Bugün büyük bir gün. Evet. Oğlunun nişanı. Evet. Nasıl, heyecanın var mı? Ay çok. İlk çocuğumuz. Allah herkese tattırsın bu kız. Mutluluğu çok güzel bir duygu. Bu akşam sizce nasıl olacak? İnşallah çok güzel olacak. Ama daha ağlanacak, hüzünlenecek bir durum yok değil mi? Yok, mutluluk gözyaşları. Fatoş Hanım, siz eser sahibisiniz. Gerçekten çok güzel yapıyorsunuz. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Bunun bir ismi var mı bu saç modelinin? Dağınık. Açıkça bir şekilde dağınık saç modeli. Dalgalı. Gelinizin saçları daha önceden çok kısaydı. Biz buna tabii ki postişlerle biraz böyle bir zenginlik vererek, çokluk daha çok sağlayarak böyle bu hale getirmiş olduk. Yani siz yardımcı oldunuz gelin hanıma. Kesinlikle. Dediniz bu böyle yakışır. Tabii ki. Tabii ki kendisinin fikrini de aldık. Cem'in küçüklüğünden bahseder misin biraz? Cem çok akıllı bir çocuktu. Yaramaz değildi. Müziği çok seviyordu. Eline süpürge alıp saz yerine mesela çalıyordu. Bilmiyorum, çok akıllıydı. Yaramazlığı yok muydu o kadar? Yok hiç. Kendine özgü böyle oturur köşelerde kendi eşyalarıyla oynardı. Ay yazık. Evet. Şimdi bak gördün mü? Eline ne alıyor demiştin? Saz. Süpürgeyi saz olarak kullanıyordu, evet. Şimdi de kendisi saz çalıyor. Tabii tencereleri müzik aleti olarak kullanıyordu. Ve hala da belli yani. Müziğe alakası oldu. Elbisem çok abartılı bir şey. Saçım düz kalmasını istedim. Elbisen abartılı diyorsun. Yani, özellikle mi seçtin? Yok, bir nişan için abartılı yaptırdım, diktirdim elbiseyi Türkiye'de. Normal nişan için biraz şey oldu. Normalin üstünde oldu diyorsun. Özelliği ne elbisenin? Ya altı çok şey açılıyor. Üstünde taşmaç var, rengi. Rengi ne renk? Altın rengi. Altın renk. Özel mi diktirdin yani, çizimi falan? Evet, çizimli falan. Onun için Türkiye'ye gittin. Türkiye'de... Zaten öyle gittik. Öyle gittik derken? Tatil yapmaya gittik. Ondan yani hazır gelmişken? Alışverişimizi de hallettik. Evet. Elbisemi de diktirdim, geldim. Welcome Cem, wie geht's? Alles klar? Lieb's auch. Dein Outfit ist richtig geil. Dankeschön. Hopp, mach mal die Tür auf. Lazım. Ne tavsiye edersin? Ben neyi tavsiye ederim? Yani olmadı.